Uçaklar gizemli şeylerdir. Gökyüzünde yükselen metalden yapılmış bu inanılmaz derecede ağır şeyler, yalnızca insanlarla değil, aynı zamanda bir sürü elektronik cihazlarla, büyük boy valizlerin ve belki de çocukların da tıkıldığı, şaka tabii, başüstü bölmeleriyle tıka basa dolu uçan hava taşıtlarıdır. Evet ama uçakların esas olayı bence bu değil. Uçaklarla alakalı beni en çok şaşırtan şey aslında tekerlekleridir. Evet, gerçekten. Yani demek istediğim, uçağın bir kendisine bir de tekerleklerine bakın. Tekerlekler ne kadar küçükler, değil mi? Bu tekerlekler bunca ağırlığa ve hıza nasıl dayanabiliyorlar peki? Tamam, şimdi bir uçak piste inmeye hazırlanırken neler olduğuna bir bakalım. Uçak hala havadayken hızı giderek azalır. İşte o zaman kulaklarınız tıkanabilir. Ayrıca uçak daha bir saniye önce inanılmaz bir hızla hareket ederken şimdi sanki salyangoz hızında ilerliyormuş gibi gelir. Uçağın güvertesinde bulunan pilotlar uçağı daha da yavaşlatırlar ve iniş takımlarını indirmeye hazırlanırlar. Buna genellikle yürüyen aksam denir. Bu karmaşık mekanizma, enerji emiciler, frenler, hidrolik sistemler ve tabii ki tekerlekler ve lastikler gibi yapısal ögelerden oluşur. Siz koltuğunuzda otururken altınızdan belli belirsiz bir robotik sesin geldiğini duyabilirsiniz. Bu ses iniş takımlarının ve kanat flaplarının indirildiği sırada çıkan sestir. Sonra inmek üzereyken uçağın burnu hafifçe yukarı kalkar. Bu pek mantıklı gelmediyse su kayağı yapanları aklınıza getirin. Su kayağı yapanlar su yüzeyinde hareket ederken kayakları hep yukarı doğru bakar. Aksi takdirde hem kayak yapan kişi hem de kayaklar suya batar. Aynı şey uçaklar için de geçerlidir. Pilotlar inişten hemen önce uçağın burnunu yukarı kaldırmalı ve uçağın bu şekilde irtifa kaybetmesini sağlamalıdır. Ayrıca kanatlarla gövdenin geniş alt yüzeyi de iniş hızını azaltır. Her neyse, birkaç saniye sonra 300 tonluk uçak hala saatte 275 km hızla ilerlerken yere değer. İçi tamamen döşeli, iki katlı evinizin yere o hızıyla indiğini bir düşünün. Bu uçağın üstünde ciddi bir etki yaratıyor olmalı. Peki uçağın nispeten küçük lastikleri sizce bu sırada muazzam bir basınca maruz kalmıyor mu? Uçak lastiklerinin bu inanılmaz marifeti, imal edilmiş oldukları malzemelerle içlerini dolduran gaz ve şişirilme şekliyle alakalıdır. Uçak lastiklerinin yapımında üreticiler farklı türlerde sentetik kauçuklardan oluşan bir karışım kullanırlar. Bu uçak lastiklerini o kadar dayanıklı kılar ki her biri 38 ton yükle kolayca başa çıkabilir. Tamam da az evvel toplam ağırlığın 300 ton olduğundan bahsetmemiş miydin diyorsunuz değil mi? İyi hatırladınız. Evet öyle demiştim. Ama şunu akılda tutmakta yarar var. Bir jumbo jetin 14 ila 22 lastiği olabilir. Bu lastikler de son derece dayanıklıdır. Hatta o kadar dayanıklıdır ki lastiklerin yeniden kauçukla kaplanması gerekmeden önce uçak 500 kez iniş yapabilir. Ancak lastikleri bu kadar güçlü yapan şey aslında dişlerinin altındaki naylon kordlar ile özel alüminyum çelik alaşımı takviyelerdir. Sonra lastiklerin içinde gaz bulunur. Bu gaz oksijen değildir. Lastiklerin içinde oksijen çok düşük ısılarda buza dönüşebilir. Tabii ki bunun olması için havanın eksi 215 derece gibi aşırı düşük bir derecede olması gerekir. Ancak uçak yolculuklarında bunun olup olmayacağını asla bilemezsiniz. Frenleme sırasında olduğu gibi yüksek sıcaklıklara gelince bu oksijen ile kauçuk arasında bir kimyasal reaksiyona sebep olabilir. Bu iki karışım kauçuğu zayıflatır. Ve kimse uçağın lastiklerinin dayanıksız olmasını istemez. Aksi halde bu lastiklerin patlamasına sebep olabilir. Bu yüzden uçak lastikleri nitrojen gazıyla doldurulur. Bu gaz kauçukla reaksiyona girmez ki bu da uçaklar için daha güvenli bir seçimdir. Aynı zamanda nitrojen kauçuğun içinden oksijen kadar hızlı sızmaz. Yani içi %95 oranında nitrojen doldurulmuş lastikler daha uzun süre inmeden kalır. Bu da iyi bir haberdir çünkü bu sayede tekerlekler daha az bakıma ihtiyaç duyar ve bu hava yolunun paradan tasarruf etmesini sağlar. Uçak lastiklerindeki basınç otomobilinizin lastiklerindeki basınçtan 6 kat daha yüksektir. Bu basınç 14 atmosferdir. Bu ise santimetre kare başına 35 kilogram basınç anlamına gelir. Ve bu suda 137 metre derine dalarsanız hissedeceğiniz basınçtır. Veya daha doğrusu hiçbir şey hissetmezsiniz. Çünkü bir insanın dayanabileceği maksimum basınç yalnızca 3,4 atmosferdir. Ancak uçak lastiklerinden bahsediyorsak bu derecede yüksek bir basınç onları aslında daha mukavemetli kılar. Bir lastiği patlayacağı noktaya kadar şişirmek neredeyse imkansızdır.
Aşırı şişirmenin yola tutunmayı azaltabileceği ve uçağın tekerleklerine daha fazla basınç uygulayabileceği doğrudur. Ancak bir lastik patlıyorsa bunun nedeni çoğunlukla lastiğin az şişirilmiş olmasıdır. Uçuş sırasında böyle bir şey olsa bile siz büyük ihtimalle bunun farkına varmazsınız. Airbus A380 veya Boeing 747 gibi büyük uçakların çok sayıda tekerleği bulunur. Ve lastiklerden birinde bile sıkıntı olsa uçak yine de güvenle yere inebilir. Uçak lastiklerinin güçlü ve dayanıklı olmasının bir nedeni daha var. Uçak yere değdiğinde lastikleri ilk başta dönmez, yalnızca patinaj yaparlar. Bir başka deyişle uçak tekerleklerin dönmeye başlaması için yeterince yavaşlayana kadar pist boyunca yerde sürüklenir. Bu yere temastan hemen sonra lastiklerin duman çıkardığını görebileceğiniz zamandır. O anda lastikler iniş hızına ayak uydurmak için hızlanmaya başlarlar. Tüm bu iniş hadisesi uçak lastiklerinin üstünde olukların olmasını gerektirir. Bu lastiklerin üstündeki desen otomobillerinki gibi bloklar halinde olsaydı uçak yere temas ettiği anda bunlar kolaylıkla kopar giderdi. En ciddi aşınma lastik pistle tam temas ettiği zaman meydana gelir. Bu arada uçak lastiklerinin uçağın devasa gövdesine kıyasla ne kadar küçük ve ince olduğunu fark ettiniz mi? Ancak endişelenmeyin, bu lastikler tam da olmaları gereken boyuttadır. Daha büyük lastikler inişi daha etkili veya daha güvenli kılmayacağından bunları kullanmak anlamsızdır. Ayrıca daha büyük lastikler ekstra ağırlık oluştururlar. Muhtemelen bir uçak ne kadar ağırlaşırsa ona göre daha fazla yakıt tüketeceğini ve bunun da havayolu şirketinin cebinden daha fazla para çıkacağı anlamına geldiğini biliyorsunuzdur. Bu nedenle mühendisler tekerlekleri küçük ve aynı zamanda olabildiğince güvenli hale getirmeye çalışırlar. Uçak lastikleri üretildikten sonra daima test edilirler. Üreticiler lastiklerin hız sınırlarını aşmaları veya aşırı yüklenmeleri durumunda nasıl davranacaklarını kontrol eden bilgisayar simülasyonları geliştirmişlerdir. Bu lastikler normalden 4 kat fazla mukavemetteki basınca dayanabilmeli ve bu durumla en az 3 saniye başa çıkabilmelidir. En güçlü lastiklere gelince bunlar saatte 460 km hızla inişte bile patlamamalıdır. Aynı bilgisayar programları lastiklerin standart inişlerde, kalkışlarda ve hatta perona yanaşırken nasıl tepki vereceğini ölçerler ve ardından prototipler oluşturulur. Ancak yine de uçak lastikleri patlamaya karşı tamamen güvenli değildir. Geçmişte yaşanan bazı kazalar olmuştur ve lastiklerin patlaması sebebiyle uçaklar pistten çıkmıştır. Ayrıca uçuş sırasında patlayan lastikler de olmuştur. Olay sadece lastiğin patlaması ise bu çok büyük bir sorun olmayabilir. Ancak lastik patladığında fırlayan parçalar motorların içine girebilir veya uçağın gövdesinde ciddi hasara neden olabilir. İşte o zaman olay derhal daha tehlikeli bir hal alır. Ayrıca uçak bir veya birkaç hasarlı lastikle yere indiğinde uçağın gövdesine binen yük dengeli olmaz ve bu iniş takımlarına baskı uygular. En kötü senaryoda tüm lastiklerin hatta durumu iyi olanların bile böyle bir olaydan sonra değiştirilmesi gerekebilir. Uçak tekerleklerinin çok dayanıklı olduğu su götürmez bir gerçektir. Ancak bazen onların da ek yardıma ihtiyacı olur. Lastiklerin kızaklanma etkisinden bahsediyorum. Bu pistin yüzeyinin suyla kaplı olması sebebiyle uçağın fren yapmasını ve durmasını engelleyen durumdur. Böyle bir durumda uçak yere tam temas etmediğinden suyun üstünde kaymaya başlar. Bu arada bu durum yağmurlu bir günde arabanızın başına da gelebilir. Bu yüzden bazı havaalanlarında pistte su olukları vardır. Su bu oluklardan akar, böylece pistin yüzeyi o kadar kaygan olmaz ve kızaklanma ihtimali azalır. Pilotlar olukların bulunduğu ve bulunmadığı pistler arasındaki farkın büyük olduğunu belirtmişlerdir. Açıkçası bunların hepsi bana son derece heyecan verici geliyor. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolar da burada. Sadece sola veya sağa tıklayın ve hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle hoşça kalın.